Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf matematik ders kitabımızda yer alan testleri çözmeye devam ediyoruz. Sayfa sayfa 1. tema ölçme değerlendirmelerin 12. sorusunda kaldık. Öğretmenim ilk 11 nerede diyen arkadaşlar için hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sayfa sayfa sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar konu anlatım videolarım var. Ayrı oynatma listesi, ona bakmayı unutmayınız. Ayrıca yine MEB'in hazırlamış olduğu sınıfça ölçme etkinlikleri var. Onlar için de ayrı oynatma listesi. MEB ile ilgili kaynakları hep çözmeye çalışacağım. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz testleri de sizlere öneriyorum. Bunlara da bakmanızda fayda vardır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. 12 ile başlayalım, bismillah. Diyor ki arkadaşlar, tabure satan bir mağazada satışa sunulan iki farklı tabure çeşidi görsel 1-2'de gösterilmiş, görüyorum. Bazı uzunluklar da verilmiş arkadaşlar. Mağazası için bu taburelerden toplu şekilde satın alan Merve Hanım, tabureleri depoya yerleştirirken aynı renk tabureleri üst üste ve tek sıra halinde dizmiştir. Şekilde olduğu gibi tabureleri aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir bakalım. Bu depoda üst üste en fazla 20 tane pembiş tabure dizildiğine göre maviş taburelerden en çok kaç tanesi üst üste dizilebilir? Şartlarımızı bir okuyalım ve olayı anlayalım. Üst üste dizilen pembe ve mavi taburelerin yerden yükseklikleri eşittir. Tamam. Öğretmenim, efendim, burada aynı gözükmüyor. Arkadaşlar şöyle, hani bundan belli bir sayıda koyuyorum, bundan da koyuyorum. Pembişleri söyledi zaten, bak 20 tane pembeden koyacağım. 20 tane olduktan sonra mavilerle aynı boy olacak. Şimdi mavilerden kaç tane koyabileceğimizi. Okey, tamam. Pembe taburelerin yerden yüksekliği ve üst üste konan iki pembe taburelerin üst üste görsel 1'de verilmiştir. Mavi taburelerin yerden yüksekliği ve üst üste konanların arasındaki mesafe şekil 2'de verilmiştir. Üst üste duran taburelerin her birinin arasındaki mesafe eşittir. Yani şu mesafeler hep eşit olacak. Anlaştık? Anlaştık. Şimdi mesela arkadaşlar 20 tane pembeyi koydum. Aynı hizaya gelecek, onu anladım. Aynı hizaya gelecekler, yerden yükseklikleri aynı. Acaba maviden ne kadar koyacağım? Gelin arkadaşlar şu mesafeleri bir hesaplayalım. Şimdi burada kolay hesap yapabilmek için arkadaşlar 3. dereceden 2'ye biz ne diyoruz? Şurada gizli bir 1 var. 2 üzeri 1 bölü 3 diyoruz. Sen şimdi işlemlerine böyle kare köklü, köklü olarak da devam edebilirsin. Ben üstlü sayılarla daha konforlu olduğum için böyle yapacağım. Nitekim bak burada bir takım işlemler yapacağımızda bu işimize yarayacak. Arkadaşlar bu arkadaş da 6. dereceden 256 nedir arkadaşlar? Burada uyanık olalım. Bak 2'nin bir kuvveti şeklinde yazmalıyız. 2 üzeri 8'dir değil mi? Güzel. O zaman bu arkadaşı nasıl yazıyorum? 2 üzeri 8 bölü 6. Sadeleştirirsem de 2 ile sadeleştirsem 4, 3 olur. Yani 2 üzeri 4 bölü 3 olur. Tamam mı? Tamam. Yani sevgili arkadaşlar ben burada niye anlamış oldum? Bu arkadaşın şu ilk taburenin boyu ya da bütün taburenin kendi boyu bu kadar yükseklikte. Cepte. Ama arada kalan mesafelerde arkadaşlar ahanda bu kadar. Ve bana ne dedi? En fazla 20 tane pembe dizildiğine göre. Arkadaşlar şimdi bana söyleyin. İlk tabiremiz 2 üzeri 4 bölü 3 kadar. Artı şu aralardan kaç tane olacak? Şimdi hepiniz 20 ile çarpmışsınızdır. 20 demiştir. Hayır, olmadı arkadaşlar. Üst üste 20 tane diziyorsan, bak böyle 4 tane parmağı üst üste koyarsan ne olur? 1, 2, 3 tane ara olur. Yani şu aralardan 19 tane olur. Yani 19 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 olur. Neden 19 dediğimi şimdi anladınız değil mi arkadaşım? Ha, çok güzel. 20 tane dersen 21 tane tabiri olurdu. Şu aralardan 20, bak 3 tane de 2 ara var, görüyor musun? Buradan bile ispatı var. 4 tane olsa 3 ara. Ha. O yüzden 19'da çarptık. Hadi bakalım bunu nasıl toplayacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar işte bu nicelikle bu niceliği toplayabilmem için bak burada 2 üzeri 1 bölü 3 var ya, burada da onu göreyim. O zaman bunu nasıl ayırayım? 2 üzeri 3 bölü 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 diye ayırayım. Öyle değil mi? Bak bu arkadaş üstler toplanıyordu. Ha, çok güzel. Zaten 3 bölü 3 dediğin 1'dir. Yani bu arkadaş 2'dir. Ne görüyorum? Bak 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 artı 19 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 görüyorum. Harika. Arkadaşlar bunu da nasıl yapıyorduk? Ben çarpmayı her zaman sana toplama demiştim.
2 tane 2 üzeri 1 bölü 3, 19 tane 2 üzeri 1 bölü 3. Ne yapar? 21 tane 2 üzeri 1 bölü 3 yapar. Tamam mı? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bütün bu pembişlerin yüksekliği bu kadar. Benim arayacağım şey şu sevgili mavilerin de toplam uzunluğu bu olacak. Güzel. Hemen şurada yine işlemimizi yapalım. 3 bölü 2, 3 bölü 2 çarpı, arkadaşlar 4, 2 üzeri 2'dir. Affetme. Hop, üzeri 6. Tamam, çok güzel. 3 bölü 2 duruyor. 2 üzeri, bak şu arkadaş 2 bölü 6'dır değil mi? Sadeleştirirsen 2 üzeri 1 bölü 3 çıkar. Bak gene güzel bir yere geldim. Her mavi tabir arası da arkadaşlar şunun 1,5 katıymış. Şu 1,5 demek ya. Burası 2 üzeri 1 bölü 3'tü. Bu da 1,5 katı. Heh, güzel. Daha az mavi tabureye çıkacağını şimdiden bile kestirebiliyorum. Şu arkadaşla da ilgilenelim. Arkadaşlar 3. dereceden bak 54'e hemen yazıyorum. 27 çarpı 2'dir değil mi? Güzel. Arkadaşlar 27'nin 3. dereceden kökü nedir? Kökü 3'tür. Bu arkadaşları dışarıya 3 olarak çıkar. 3. dereceden 2 içeride kalır ki bu da tanıdık. 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 olur. Bu da arkadaşlar benim bir tane mavi taburenin yüksekliği. Şu bizim toplam, bunu eşitleyeceğiz. O orada kalsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar şunu söylemem lazım. Şimdi 3 tane 2 üzeri 1 bölü 3 birinci taburenin yüksekliği değil mi? Sonra artı belli miktarda biz ona x diyelim. X tane de 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 ara olacak değil mi? Bu ara sayısı bak. Ara sayısı. İlk tabureyi yazdım. Az önce yaptığımız gibi. İlk tabureyi yazdım. X tane şu an bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışacağız. X tane sevgili arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı bir dakika burada bir yanlışlık yaptık. Tamam yanlışlık yok. 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3'ten koyarsak işte bu uzunluk arkadaşlar şuna eşit olacak. 21 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3. Tamam mı? Oo bak çok güzel oldu şu an. Harika. Arkadaşlar benim derdim x'i yalnız bırakmak, bu kalsın. X çarpı 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 eşittir. Bak 21 tane 2 üzeri 1 bölü 3. Bu arkadaşı sağa attım. Eksi 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3. Harika. Devam ediyorum. X çarpı 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 eşittir. 21 tane zıbızıptan 3 tane zıbızıp çıkarsa 18 tane 2 üzeri 1 bölü 3 kalır. Ben bunu hani zıbızıp diyerek anla diye şeyi söylüyorum yani. Adet, kere falan. Güzel. Arkadaşlar bak her iki tarafta da 2 üzeri 1 bölü 3, 2 üzeri 1 bölü 3 var. Yani ben bu niceliği bununla, bu niceliği de bununla çarparsam işlem değişmez. Bunlar karşılıklı sadeleşir. Her iki tarafı buna böldüğümüz düşünürsek. X eşittir ne olur arkadaşlar? 18 çarpı 2 bölü 3 olur. Buradaki 2 bölme halinde buraya çarpma gider. Bu 3 burada çarpma halinde buraya bölme olarak gider. Harika. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Bak sadeleştir. 6. 6 ile 2'yi çarp. 12. Arkadaşlar dikkat et. 12 adet diyerek zıplama. Çünkü 12 tane ara var. Şimdi bak 12 tane ara varsa o zaman kaç tane olur? 12 artı 1 eşittir 13 mavi tabure olur. Anlaştık değil mi bu konuda? Heh, 12 tane ara bulduk. Güzel. Artı 1'i niye ekledim? Bak parmaklarıma 4 tane parmak, 3 tane ara var. Bundan dolayı. Anlaştık mı? Güzel. C şıkkını gönül rahatlığıyla ekleyebilirsin. Şimdi sevgili arkadaşım şu 13'te çok kıymetli, çok güzel bir soru. Bunda da bayağı bir zaman harcayacağız. Tamam mı? Onu da bir sonraki videoya bırakayım. Dediğim gibi buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kitaba ait çözümleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Şimdi oynatma listesindeysen zaten ileri tıkladığında 13. soruya geçmiş olacaksın. Evet sevgili arkadaşım böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz videomuzun. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.